kendisine ait olan. Yani bakınız ben burada paramı öderim. Sizin yönetmeliğin belirmiş basını olduğu basını parayı. İlayda'nın dayısıdır aynı zamanda. Kim sorumlu kimlidir? Onu bir anlatabilir misiniz? Hayır, Ali Bey'le de görüştüm. Telefonda rahatsızlığımı dile getirdim. Fakat kendisi bana her zaman olduğu gibi duygusal bir yaklaşımla çocuklarımızın hevesini kırmayalım tarzıyla yaklaştı. Demek ki kızım Namco Anglo-Lisesi'nde okumasına rağmen kız meslek lisesinde... Soru sonra döneyim ben. Evet. Ücret alındığını söylediniz. Evet, 40 lira. Kime ödediniz? Bize. Hocam, hocam ücret aldınız mı? Müdür Bey, efendim? Müdür Bey bildiriyor. Bütün yöneticiler şu anda kaçma telaşında ve kızım hala kemiğine kavuşamadı. Ve bugün Namıkoğlu Anadolu Lisesi'nin kem atma töreni. Buyurun sınıf öğretmenimize de gidelim Murat Bey'e ve onun yaklaşımını dinleyelim. Evet, şimdi Mahmut oldu Anadolu Lisesi'nde yaşanan sorunlar birazcık. Evet, kızım 40 lira ücret ödemesine rağmen Mahmut oldu Anadolu Lisesi'ne ait olan kep ve cübbeyi elde edememiştir. Şu anda kendisine verilmemiştir. Kız meslek lisesine ait kep ve cübbe verilmiştir. Sorumluları kim bilir? Benim kızım nereye para ödedi? 40 lira parayı niye dayanarak aldı? Cübbe için para ödedi. Evet. Peki, Bir sorun var, çağrıldım. Ben basarım kamu binası, kamu adına bir görev üstlendiğimiz için kamuoyunu duyurma. Benim görevim bu. Ben öğretmenim ama. Bana ne ya? Yani siz para aldığınızı söylüyor. Evet. Bayan Bey bunu da kabul ediyorsunuz. Vedat abi basın kartını çıkar o zaman. Basın kartını çıkar o zaman. Vedat abi basın kartını çıkar. Çıkarırım ben sana. Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar. Evet basın kartını çıkar. Çıkar, çıkar Vedat abi. Basın kartını çıkar abi, görelim abi. Çekiyorsan görelim. Basın kartını çıkar. Hocam bekleyin ya,